gücüyle güç katmaya geldik. Formanda ter olmaya geldik. Beşiktaş seninle ölmeye geldik. Beşiktaş. Futbol Menşe 2024 Beşiktaş kariyerinden hepinize merhabalar dostlar. Bir sezon hedef şampiyonluğu belirlemiştik. Bu Beşiktaşları artık mutlu edeceğiz. Kartalın yüksekten uçtuğu ve o kartal pençesiyle rakiplerini avladığı bir sezon yaşatacağız dedik. Hedef Süper Lig şampiyonluğu ve e, Türkiye Kupası dedik ama parantez açıyoruz. Dünyaca ünlü bir maestroyu getirdiğimiz için artık Beşiktaşların gözünü bu sezon Avrupa'ya da dikiyoruz. Yanlış duymadınız. Avrupa'yı da kazandırmak istiyoruz Beşiktaş'a. Öte yandan güzel bir etkileşim oldu. Hem Beşiktaşlıların hem Fenerbahçelilerin hem de farklı bir kariyer isteyenlerin izlemesiyle şöyle söyleyeyim. Son 15 videomuzdaki en çok en kısa sürede izlenen video haline geldi. E zaten yani Beşiktaşların şu süreçte oyunda dahi mutlu edilmeye, bir sürü gol görmeye ihtiyacı var taktik konusunda da hiç şüpheniz olmasın 10 maçta bir gol attığımız bir taktik değil Her maç rakipleri Pençeyle Avlaya avlaya götürdüğümüz bir süreç olacak Tabii ki şöyle de bir şey var İsmail hocam gerekeni yaparsa bu Trajik bir şekilde e, Üzüldüğümüz Beşiktaş'ın dahi kupası olurken Fenerbahçe'nin kupası olmayabilir Neyse biz şimdi konumuza odaklanalım. Gelin sizlerle birlikte transferlere bir bakalım. Her şeyin şeffaf olması için sonra bir daha şöyle şeyler oluyor. Ya hocam orada kalem var kalem oynamış falan filan oynamış. Şöyle olmuş böyle olmuş. Hayır arkadaşım yaptıysak yaptık işte Ronaldo'yu Ayak'e futbolu bırakmasın diye kalemle getirdik. Burada her şey manuel. Çünkü birileri çıkıp diyecektir ya Modric Beşiktaş'a gelmez. Sen burada şunu yapmışsın mı? Hayır. Sen getiremiyorsan o senin sorunun. Bak bir Dinçer Deniz kolay yetişmiyor. Alo ben Dinçer hocan dedim. 39 yaşındaki Luka Modric'e imzayı attırdık. Luka Modric Beşiktaş'ta. Anlatmıyorum. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Şimdi güzel insanlar ve insan olmaya çalışanlar. Gelin birlikte neler aldık neler verdik bir bakalım. Öncelikle 12 yabancı kuralını aşmıyoruz. Şu anda hem 12 yabancımız var hem Türk rotasyonumuz iyi kadro inanılmaz bir dinamik oluşturduk. Resmen 3. sezonda minimum parayla rebuild yaptık Beşiktaş'ı. Onana'yı 500 bine Venezia'ya sattık. Zaydutunov'u Lens'e sattık. Bunu bizden önce anlaşmışlar. Tayyip Talha gitmiş 2.2 milyona. Tayyip işte gider ayak bile bizi birazcık kazıkladı. Tayyip sıkıntılı. Biz onu satmayacaktık ama bir dakika nereye gitmiş ki bu? Bak Toulouse'a gidiyor. Toulouse'dan da Trabzon'a kiralanıyor. Alexi 8,5 milyona Vehda'ya sattık. Cenk Tosun 200 bine. Omar Koli 1 milyona. Svenson opsiyonlu. Opsiyonel 5,5 milyon. Raşitsa 9,5 milyon. Hadzi Ahmetovic 2.6. Rebic 4.5 milyon. Muçi 2 milyon. Bazıları Muçi oynamazsa istifa falan demişti. De, Boş verin Muçi'yi. Çok daha fazlasını aldık. Muleka'yı da 10 milyona Mainz'a sattık. Böylece 50 milyonluk bir bütçe geliri elde ettik. Çok bedelsiz oyuncu aldık. Yani 2, 4, 6, 7 tane bedelsiz oyuncu aldık ama bunların maaşları tabii ki birazcık yüksek. 17 milyon bonservise harcadık. Geri kalanı maaşlara gitti. Fakat hala Beşiktaş'ın bütçesi neredeyse 20 milyon. İşte bak kulüpteki vizyonlardan biri bu. Hem kadroyu taktiğe, sisteme ve bize başarıyı getirecek oyunculara revize etmek, hem borç bırakmamak hem de artı para sağlamak. Daha ne olsun? Kurduğumuz teknik heyeti gördünüz, kulüp çalışanları. Antrenörler ligin bir numarası, fizyoterapistler ligin bir numarası. TYS'i getirdik. Artık sol taraf Alex TYS'e emanet. Oyuncuyu bedavaya aldık ve 1 milyon maaş ödüyoruz. Hemen James Rodriguez'i getirdik. 2.4 milyonda maaş veriyoruz. Rodriguez, Real Madrid, Modric, Real Madrid. Yine bir Real Madrid bağlantısı kuruyoruz. Harry Maguire'ı getirdik. Ya İngilizlerin yıllardır tartışmasız, en çok şans verilen, en çok güvenilen, hatalarına rağmen yaptığı pozitif işlerden dolayı hem kadroda kalan hem de İngiltere'de baş stoper olarak oynayan bir oyuncu. Beşiktaş'ı Necip'le stoper oynatmak zorunda kaldığı bir süreçten İngiliz birinci stoperini getirmek bence güzel bir iş. Yanında da Joe Worrell konusu var. yani hız hızlanmaya belki biraz takılabiliriz ama diğer yönden oyun içerisi bize artık atacaktır. Brighton'dan Abdallah Sima'yı aldık. Onu da bedelsiz Sözleşmesi bitiyor diye aldık. Çok seri ve çabuk bir oyuncu olduğu için sol kanat, sağ kanat, ileri uçta kullanırız. Bize faydası olur. Hızlı ve bitiriciliği olan bir oyuncu. Tabii ki karar alma konusunda zayıf olsa da. Kale'ye Woodsov'u çok beğenmiştik. Woodsov'un ani çıkışı olsun, diğer özellikleri olsun. Yine Sivas Spor'da dönemin formda oyuncusu, herkesin konuştuğu, transfer işlerine girişileceği düşünüldüğü Manayı da kadroya kattık. 28 yaşındaki oyuncu komplike bir forvet yani tek başına değil ama takımla birlikte işbirliğinde güzel kullanacağız. Daha sonra Beşiktaş'ların yine Mario Gomez'den sonra hayran olduğu bir forvet daha getirdik. Pivotumuz Wood Vegas. Tayfun Aydoğan'ı ben almadım. Benden önce anlaşmışlar. Kim kim ne için cebini dolduruyor, ne amaçla alıyor bilmiyorum ama bu arkadaşı da mecburen kadroda bulunduracağız. Luka Modric'i gördünüz zaten. Dünya starını getirdik. Fizikseli düşmüş hocam. Şöyle böyle güçsüz fark etmez. Abi, bu adam durduğu yerden çok büyük işler yapar. Tabii ki 90 dakika için değil. Oyunun kilitlenen kısımları için aldık. Bize takımda önderlik etsin diye aldık. Daha sonra Google arkadaşlar. ayekten de takip ettik. Cüz'i bir bon servis ödedik. Aa, pardon şöyle oluyor. Sözleşme önerdik. Ama bize Ocak'ta katılacaktı. Ocak'ta katılmasın diye hemen alı kullandık. O da 2.4 milyon. Ve son olarak en büyük parayı harcadığımız Ozan Kabak. Çünkü Türk rotasyonda sıkıntı yaşamamak ve üçlü stoper oynarsak biri mutlaka Türk olmalı diyorsak o zaman Avrupa'yı da düşünerek yerli iyi e stoperlerden birini çekmemiz lazımdı. Çağlar çok fazla tercih ediliyor, alınıyor bir farklılık yapalım dedik. Ozan Kaba monte ettik. Abu Bakar'ı falan da gönderdik. Bedelsiz CSK Moskova'ya gitti. Şimdi taktik kısmına gelebiliriz. Taktikte şöyle düşünüyorum. Bu, bunlar niye yer değiştirmiş? TS burada, Rozier sağda, Worl burada. Ozan öyle yapalım. Ya da buraya şu da olabilir. Emrecan da olabilir. Worl'u şuraya koyarsak tamam. şu Avrupa kadrosuna bakar mısınız? Woodwegors burada. Mana yerine e, Semih mesela. Fernandes, Rozier, Ts, Rodriguez, Worrell, Ozan, Meguiar, Kalede de Wutzow. Sizce UEFA'ya kafa tutmaz mı bu kadro? Fernandez savaşçı rolünde. Kartal, Kayra, Modric veya buraya artık kimi koyarsak o da oyun kurucu rolünde olacak. Çalışkan iki tane kanatla oynayacağız. Ee, kenar stoperlerle oynayacağız. O açılan kanatların bölgesini kapattı. Yani en arkada Worrell'ı bırakıyoruz ve geriye dönen bir Fernandes'i düşünüyoruz. Bu sistemde gerçekten pençelerini keskinleştirdiği bir kartal hücumu yapacağız. Buradan kısa pasla çıkıyoruz, koşu yoluna pas atıyoruz. Geniş bir alana yayıldık. Buradan daha fazla orta açalım. Şöyle havadan Rodrigo'su bulacağımız şekilde. Rakip savunmanın üstüne git, yaratıcılığı bırakıyoruz. Tempo çok yüksek. Standart bir pas biçimiyle başlıyoruz. Geçiş alanında yine stoperlere verdik. Burada tamamen ön alandayız abi. Kimseyi çıkartmıyoruz. Kuş uçurtmuyoruz. Çünkü kartalın olduğu yerde kuş uçmaz. Önde savunuyoruz. Topa dalıyoruz. Bunlar zaten var. Böyle baskın ve haşin bir mantaliteyle oynayacağız. Kanatlarımıza daha fazla dripling yapmasını, boş alanda hücuma çıkmasını, sert oynamalarını talimat ediyoruz. Vegors'a yine gezgin olmasını bir 10 numara varı şekilde Yine burada müdahalelerde sert olacak. Boş alana koşu, mevkiden bağımsız oynayabilir. Çünkü zihinsel kuvvetli bir adam. Bunları zaten oyun içerisinde anlatarak gösteririz. Daha fazla giriş, transfer ve süreç kısmını burada noktalayalım. Haydi e, maçlara bakalım. Şimdi Kırklareli spor maçı var. Biliyorsunuz Galatasaray'la da hani getirin Kırklareli'yi şov yapacağız gibi. Şimdi bir de Mustafa Eski Hellaç var burada. Hey Allah'ım yani. Onur olabilir. Sağda Rozier'i kullanalım. Fernandes Kartal, Ozan Worrell. Bunlar yorgun ama. Aytuğ Kömeç oynar mı? Kömeç nasıl? Kömeç fena değil. Kömeç oynar. Worrell birazcık yorgun. Emre koyalım buraya. Ersin, Wutzow. Niye Ersin'i tercih etmişiz? Enteresan. Tamam. Bu şekilde simüle dedik. Bakalım. Yeni model Kartal. Etkili olacak mı? 5 tane atmışız. Mustafa İkimoğlu 3 tane atmış. 22 tane şut çekmişiz. Herkes sakin olsun. Kartal artık yüksek irtifadan uçacak. Bu arada bu Genco'yu ben oynatırım. Beğendim Forvet'te. Derli toplu bir profili var. Şimdi bu hazırlık maçlarını böyle geçeceğiz. Bir Inter'i e belki oynar mıyız? Oynamayız ya. Yani lig maçları ve playoff'ları falan oynayalım bu bölümde. Yakın zamanda derbi de yok ama neyse. Bendik, Samsun, bunlar bunlar derken gideriz böyle. Modric'i basına tanıtmaya gerek yok bence. Modric, Modric'tir yani. Eski Hellac'ı satmaya çalışıyoruz ama kimse de talip olmuyor. Bunlar da çok cüzi rakamlar veriyorlar. 160 bin demişiz. Neyse ya kalsın. Hellac, Mellaç belki arada oynatırız. Gözlemci önerileri Cabral. Cabral'a ihtiyaç yok. Ufuk Akyol'a teklif varmış. Kabul edelim. Bunu da oynatmayacağız çünkü. Şöyle... Kadroya geldiğimizde bakın yabancıları böyle listeledik 2 4 6 8 10 12 tane kadroda 12 bulundurabiliyoruz 12 bunu da ayarladık Her şey planlı her şey sadece plana ve hocaya güvenin Diğer yandan işte İngiltere kariyer önerileri var yine altlık isteyenler var aç açıkta kalmak isteyenler Ben buna artık katılmıyorum galiba e, paranın dibini sıyırdığımız böyle onu da alalım bunu da alalım kaç para 3 mü al ulan 10 bin lira sana 3 yerine 10 veriyoruz falan böyle bir ortam yaratıp tüm kupaları defalarca kazandığımız bir kariyere belki de ihtiyaç vardır sükse yapmak için. Çünkü ciddi anlamda burayı da kazandık. Herkes oyunu belli bir seviyede tüketti. Haliyle hem oynamak için hem de izlemek için farklılıklar lazım. Biz zaten kariyerde, taktikte, oyuncu transferlerinde ne kadar farklılık yapsak da takım olarak da farklılık lazım. Ayak kariyeri de aynı heyecanı yaratmadı. Hani Beşiktaş sonrasında buradan bir takıma gidebiliriz. Öte yandan da farklı bir kariyer başlatırsak yandan yine herkesi kenetleyecek, dahil olmak isteyeceği bir şeyler olmalı. Şöyle bakıyorum. Hekimoğlu bunlar hep yaştan zaten yazılmamış. Diğerleri de öyle. Evet burada da bir sıkıntımız yok. Burada da herkes aldık. Gördüğünüz gibi lig için kadro kaydımız hazır. Avrupa için kayıtlarımız hazır. Kadro planlamasını yaptık. Aldık sattık. Ekonomiye can verdik. Modric 10 e numara verdik mi? Aa, ama Modric kaç istiyor? Modric 14 istiyormuş. Numaraları gönder. Semih ve Vegors gol krallığında adaylardan iki tanesi. Cengiz Ünder, Zaniolo, Icardi birinci sırada. Valentin Rozier'i koy. Bence ideal kadromuz çıkıyor şu an sahaya. Bakalım Atalanta'ya karşı diş geçirecek mi? Geçiremedi. Aynı istatistiklere sahibiz ama Worl kendi kalesine atıyor. Olsun beyler olsun. Bunlar hep tecrübe. Tecrübeleniyoruz. Bak kanatlarımız güzel oynamış. Mustafa Eski Hellaç ne ya? Bu hellaç mellaç bozuyor işte. Atalanta'ya karşı hellaçla oynarsa böyle hellaç pamuğu yaparlar. Inter'e karşı bir maçımız var. Bayakano Onur'a transfer teklifi yapmış. Yani Onur'u sanki oynatabilirdik gibi ya. Bu transfer teklifi az değil mi hocam? Bir 2,5 milyon verseniz iptal oldu. Onur ne istiyormuş? Makul bir fiyat söylerlerse 2,5 milyon. E ben de dedim Kamil. Abi kıtasal turnuvalar kesenin ağzını açıyoruz. Parayı veriyoruz size. Süper Lig'de artık şampiyonluk gelmeli. Hadi bakayım. Primi saçtık böyle. Yatırımı yaptık oyunculara. Şu ufuk ak da gözünüz seveyim. Alıyorsanız alın ya. Sürekli teklif teklif. Kabul ettik işte. Evet hızlı seçim dedik. Fernandez, Kartal, Kayra. Burada şunu deneyeceğiz bu sefer. Modric ile başlayalım. Fernandez olsun. Buralar tamam. Joe Worrell'ı Aytuğ Kömeç ile değiştirelim mi? Mustafa mana yerine Simas Sakat. Böyle yapalım. Bunlar da böyle değişsin. Hadi bakalım bir simulate daha edelim. Inter'e karşı hazırlık maçında. Bizim için önemli bir maç. Buraya da 2-0 kaybettik. Demek ki henüz bu seviyeye hazır değil takımımız ama halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Ee, burada yine lisans. Sürekli lisans kaydı istiyorsunuz kardeşim. Yaptık ya işte zaten. Neyse Pendik Samsun Avrupa maçları yolumuza bakarız. Şimdi ahali buradan hadi pozitife gelelim. Bu arada Modric mi sakatlandı? Modric'e lisans çıkartmamışız dedim ne oluyor? Bir an tedirgin oldum bir korktum bir şeyler oldu böyle. Bak 12. oyuncu. Bunların alınmasına gerek yok. Ligde de sıkıntı yaşamayın da. Aytuğ Kömeç'e çıkarmamız lazım ama sanırım değil mi? Aytu Kömeç evet dersek tamam bir sıkıntı olmuyor. Güzel. Bu listede zaten bunlar böyle. Seçimi onayla. Kadromuz da hazır. Tekrar gelelim taktiğe. Koyduk mu Modric'i buraya koyduk. Kartal'la yer değiştirelim. Warl Ozan. Maguire değil. Rozier burada. Böyle Ersin yerine hatta Aytu Kömeç'i bile alabiliriz. Biz hazırız. Peki siz hazır mısınız? Bu kartal Yüksekten uçacak ve ligi kasıp kavuracak. e Eze falan fark etmez arkadaşlar. Başlama vuruşu dedik. Yani başkan rica etti. Çağırmazdım acil olmasaydı dedi. Ben de gelmezdim ihtiyaç olmasaydı diyerek karşılık verdik ve... Artık Beşiktaşlılar en azından oyunda var olsa... 10 maçta bir... Birkaç gol göreceklerine her maç... Birkaç gol atarak sevindirmek istiyoruz dedik ama üst üste Pendik Spor atakları izliyoruz. Woodso yakaladı. Bu arada hangisi Beşiktaş be kardeşim? Bu nasıl forma seçimi? Hepimiz bembeyazız yani. Bir bizim donumuz siyah. Belki oradan oradan karıştırmıyorlardır. Modric. Kral Modric. Valentin Rozier'e bıraktık. Tek top indirdik. Modric indiriyor. TS. Dışarıya gitti iç sahadayız. Taraftarın desteğini de aldık. Hemen Dinçer Deniz Oley tezahüratlarına da cevap verdik. Ezen'in önünde kaldı. Woodsov 17. dakikada 1-0'a geldi. Hoş değil. Hoş değil beyler bu durum. Can Polat yani kaleci degajıyla gol yedik şu anda. Bu olmaz. Şimdi Muriç Bıraktı Eze'ye. Araya girdik. Valentin Rozier bırakıyor. Mustafa bastı gaza gidiyor. Hadi koçum. Vegors kaldığı yerden. Kimse endişelenmesin. Saçlar sarı olabilir ama gönlü hala siyah. Şimdi Ames Rodriguez uzaklardan Erdem Canpolat'ın Polat'ın kontrolünde dışarıya çıktı. Şimdi Modric müthiş bir orta. Vegors dışarıya şöyle bir değişiklik yapıyorum. Guga'yı e, ön alan alıyoruz. Bundan sonra Kartal Kayra'yı aldık Modric'in yerine. Hücum attığımızda değişiklik yapmayacağız. Şöyle bir hamle yaparız. Bu arkadaşlar buraya gelsinler. Tamam. Kendi alanımızda daha pasa dayalı top hakimiyeti ve e, iyi bir hücum organizasyonu ile çıkalım. Bu sefer bekleri bekleyelim. Koşu yoluna pas yok. Burada da paslaşıyoruz. Kısa pas Duran top kazanın. Biraz alanı daralttık. Burada yine beklere verebiliriz. Oyuncularımıza süpersiniz dedik. Biraz daha şöyle al ver al yukarı aşağı biraz daha set oyunlarına falan dönmeye çalışıyoruz ki %70'le ile de topla oynuyoruz. Kadronun kalitesinin hakkını veriyoruz bence. Mitsu ortaladı. TS'de bir hücum. Bir şeye bakacağım. Valentin Rozier atamadı onu ama. Vegors satar. Şuradan mesela biz bunu 2B yapsak. Heh gözünü seveyim ya. Bu maçı böyle izleyelim bari. Herkesin üst, üst beyaz. Rahatsız edici. Hemen hamleler işe yaradı gördüğünüz gibi. 75. dakika şurada da bir değişiklik yapalım. Reymanayı oyuna alabiliriz. Mustafa Yorgun. Üçüncü değişiklik oldu. Fernandes yerine de kimi alalım kimi alalım. Sanki Demirege tıknazı alalım. Guga ile yer değiştirsinler. 4 oldu. Rozier ile birazcık şey. Buraya da onuru alırsak bence bütün yorulanları değiştirmiş oluruz. Evet şimdi Badu Endia ile Muriçe. ters bir top. Mametiyam direkten döndü. Onur sağ kanatta şimdi tacı kullanıyor. Güzel bir muz orta. <laughs> Kral hat-trick yaparak başlıyor. Gol geçerli. Ya biraz şuna da pay vermeniz lazım. Takımın bütün çehresi değişti. Şurada Kartal Kayra, e, Onur, Worl bir de Jason Fernandez var. Bunların dışındaki herkes değişti. Yani 3 veya 4 oyuncu kaldı ana kadrodan. E bunların uyumu, gelenlerin ülkeye uyumu Yeni taktik, insanların yeni taktiğe uyumu, benimle çalışmaları derken tempo yavaş yavaş yükselecek. Basit hatalar, gol yemeler bunlar olacak ilk etapta. Çok fazla konuşmaya gerek yok, sadece gerekeni yaptık. Aha, kura çekildi, kurayı kaçırdık. Hızlı ilerleyelim derken Dinamo Zagreb'le eşleştik. Bir tık zor bir kura ama gerekeni yapacağımızı düşünüyorum. Zagreb deplasmanında ve içeride de onun revanşını alırız. Bu aşamada şöyle bir şey yapalım. Guga ile başlayıp Fernandez'i burada kullanalım. Ames Rodriguez yerine yok Rodriguez kalsın burada. Defans hattımızdan yana sıkıntı yok. Sadece buradan paslaşarak gitmeyi bir tık tempoyu yavaşlattık. Deplasmanda olduğumuz için bu kadar önde başlamayalım. Pozitif futbolla da başlayalım. Durum bu. Ersin'i tekrar buraya alabiliriz. Semih'in sakatlığı var. Mustafa eski yerlerce alabiliriz. Haydi maça be. Dinamo Zagreb deplasmandayız. Ciddi bir sınav vereceğiz. Asistanımızı gönderdik. Başlama vuruşu dedik. Zugay başlattı. Mustafa kaptırdık topu. Kenara Ristovski'ye. Tehlikeli bir isim. Mahir Emreli mi o? Hücum hattındaki. Periç iyi pas yaptılar. Bozmamız lazım bu pastrafini. Aferin. Güzel. TS de çıkıyoruz. Ve uzun harika bir top. İşte bak. Şunu diyebilirsiniz. Hocam yaş. Hocam maaş. Yaşa taşa başa takılmayacaksın. Bu adamın fiziği düşebilir. Bu adamın performansı e, gerileyecek gibi gözükse de bazı özellikleri düşüyor diye. Zihinseli kuvvetli olan teknik ve yıldız bir oyuncu Bir yerde çıkar sana Gollü maçı bir şeyleri getirir 2-2-4 ben buna inanırım oyunda da bunu görüyoruz zaten Ts Harry Stoperlerimiz de hücuma katıldı bak Sizce bu Beşiktaş sizi mutlu ediyor mu Sabek Burada Forvet burada. Orta sağ burada. Forvet burada. Sol bek burada. Bak stoper. Stoper orta sağ ile bir arada. Orta sağ. Diğer stoper. Tek adam bıraktık. O da rakip yarı sağda. Sanırım yüksekten uçan kartalı size izletiyoruz. Orta geldi. Ama vegor sen bunları kaçırmazsın kardeşim. İndirdik Mustafa'ya orada bir darbe geldi ama bir darbe daha üst üste top kayıpları yaptık top sürerken. Joe Worrell kaptan topu kapıyor. Son Fernandez kanada açıldı. içeriye baktı. Eri geliyor. Of of. Çok iyiydi. Güzel hata çıktık. Ristovski var. Stolo var. Adem'i var. Çiç var. Bayağı iyi aslında hani e, süperlik takımlarına kafa tutabilecek bir kadroları var Dinamo Zagreb'in. Burada da Vorl golü atıyor bizi 2-0'a getirdi. 28. dakika iyi de oynuyoruz. Spikic, Adem'i, Vrbiyancic ile hemen cevap geliyor. Bu noktada bir tık fazla boş bıraktık. Adem'i bu pasları iyi atar ama. Burada iki kişi nasıl kapatamadınız onu ya. Çok, çok dengesiz yakalandık. Misic'le bir orta daha. Aman diyeyim aman diyeyim ne yapıyorsunuz beyler. Yani bu basit hatalar böyle olmaz. Şimdi uzun bir top. Joe Worl indirdi kafayla. Çok saçma. İndir onu yapıştır. Oradan kafayla gol mü atacağım? Bir duran top daha. İşte bu duran topta da bu avantajlarımızı gole çevirmemiz lazım. İlk yarı bitiyor artık yavaş yavaş. Statistiksel üstünü kimde? Rozier'i kim sağ kanat yaptı? Ben. TS'i çıkartalım. TS'in yerine orada oynatacak biri yok. Aa Woodsoul sakatlandı. Bir dakika ilk yarı bitmedi. Ha, ilk almışız. Ulan başka zaman biliyorsunuz almam ben buraya ersin Mersin ya da yedek kaleci. Vay 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 şu an verilmiş sadakamız var denir ya. Onu yaşadık biraz. Bizdeki sol bek kim arkadaşlar? İkinci bir sol bekimiz yok mu bizim? Yani müthiş planımızı övdük ama <laughs> ikinci bir sol bekimiz yok galiba. Ben şoklar içerisindeyim. Bu hoş olmadı tabii. Yapacak bir şey yok. TS'i devam ettireceğiz. Sol bekimiz yok. Belki şey olabilir. Rozier'i buraya atıp Onur'u oyuna alabiliriz. Bunu da biraz daha zaman var. Ama kondisyonumuz rakibe göre biraz düşmeye başladı. Oyunu yavaşlatmamız lazım. Şimdi buraya geldik. Bunlar tamam. Geçiş oyununda tempoyu düşürüp beklere verebiliriz. Burada da sağ ve sol beki bekleyebiliriz. Koşu yoluna pas yok. Burada yine kısa pas. Tempoyu düşürdük. Biraz alanı daraltalım. Dediğim gibi TS'i biraz daha tutacağız. Başka değişiklik yapmamıza gerek var mı? TS. Geriye bıraktık. Guga. Valentin Rozier. Ama abicim oralardan şu golleri kaçırmasanız da ağız tadıyla rahat galibiyetle dönsek. İyi, i̇yi baskımızı devam ettirelim de. Şimdi Mustafa bıraktı. Jetson Fernandez. TS çaprazda. Çevirsen içeriye. Çok daha güzel şeyler olacak. Bir orta daha. Arka direkte bomboş kaleye direğe vurdu ya. Borul dışarıya attı. Beyler bak bunları ararız yarın öbür gün. Şimdi az önceki fikrimizi Fikrimiz neyse zikrimizde olsun dostlar. Onur Bulut'u buraya aldık. Bu arada Emrecan Terzi Solbek denilir mi? Eğer Rozier Onur mutlu etmezse o zaman onu da deneriz. Öte yandan ileri uçtan birini eksiltsek mi diye düşünüyorum ama durum da daha kritik. Yani hem bizi yakalayabilirler hem de sıkıntı yaşayabiliriz. Borul çevirdi TS genel kurtardılar. Bu arada değişiklik şimdi gerçekleşti. Onur Bulut girdi oyuna. Bir kafa bu da dışarıya gitti. Şimdi Hames Rodriguez. Hames Rodriguez. Zidane gibi yapalım. Bu nasıl gol? Bu nedir? Bu, bu nerenin golü? Bu nasıl bir şey? Biz Beşiktaşlara ne izletiyoruz? Toplan buraya. topla. Bu, bu, bu hakiki Beşiktaş'ın yükselişi bu bölüm. Bu sezon. Bu artık neyse. Bütün ne kadar Beşiktaşlı varsa hepsini toplayın. Abone de olsunlar. Adamı hasta etmesinler. Bak Beşiktaş'ı Taner Hoca'ya, Taner Hocam'a emanet ederseniz Taner Işık yapamaz. Öyle 1-0, 1-0, 3 maçta bir tane gol attırır size. Gene üzülürsünüz. Bak buradan üzülerek gidersiniz. Buradan mutlu gitmeniz için Çağrı Dinçer Deniz ve kuracağı kadro dedik. Size James Rodriguez'li, Neydo, Modric'li müthiş bir kadro kurduk ve İçeride dışarıda pataklıyoruz abi. Veriyoruz ileri çekmiyoruz geri. Prensibimiz bu. Vutsov 5 hafta mı? Bilek bağı yırtığı ne be kardeşim? Bulgaristan'a mı kaçacaksın? Ne yapacaksın? Yani baktık eğer Vutsov böyle falan da filan da takılıyorsa onu atarız. Ersin'le devam ederiz. Bir yabancı daha sokarız kadroya. Para var. Para var abi. Para bizde. Şimdi fikstürde kim geliyor? Samsun. Gel bakalım Samsun. Seni de haşlayalım da gör günü. Şimdi e, Samsun'a biraz rotasyon yapalım. Mesela Ersin'i buraya aldık. Wutsu'u çıkardık. Mustafa eski Hoca yer yok. Vuralı Aytul'a. Emrecan'ı buraya aldık. Her yerine de kimi alalım? Emrecan Terzi. Necip belki olabilir. Şöyle Necip ortada kalsın. Bu ikisi kenarlarda. Roziyer yerine Onur Bulut'la başlayalım. Guga yerine Demirege Tıkmaz'ı koyalım. Fernandez yerine Modric, James Rodriguez ya da Modric'i buraya koyalım. Kartal Kayra'yı buraya koyalım. Sol tarafta Abdallah Sima var. Onu deneyelim bakalım. oynar mı burada? Gors yerine Reymana'yı değiştirelim. Mustafa yerine Semi hala sakat. Ya da şöyle yapacağız. Eski Hellaç'ı buraya alıp Sima'yı Mustafa yerine Manay burada olacak. Tam değişim yani. Tam kadro bir rotasyona girdik şu anda hazırsanız saydı bakalım Samsun'a karşı. Çünkü ben şundan da eminim. Kadrom kimi girer, kim çıkarsa kim girerse fark etmeksizin aynı oyunu oynayacak. Ertuğrul Sağlam hocamın bakalım. Kadrosu ve taktiği ne kadar sağlam. Bu Muandil Madji geçen senenin gol kralıydı. Umarım ona karşı bir şekil şukul yaparız. Hemen başladılar taç atışıyla 3. dakikada. Uzun gönderdi ama Emrecan orada. Modric'ten ince bir pas. Reymanay, Abdallah, Sima. Yani 15 bitiriciliğim var. Umarım 15 ile bizi bitirmez. Bunun ekstra özellikleri de önemli. Yan özellikler. Bitiricilik 18 olup kafasız biri ise gene bitiremiyor. İlk 20 dakikayı hızlı geçtik. Çok yüksek oranda toplu oynuyoruz. Oyunun hakimiyiz ama sonuca götüremiyoruz. Modric dahil bazı oyuncularımız iyi oynuyor ama... Sima ve Manay... Orada biraz uyumsuzlar. satgaz daha golü atıyordu. Şut olarak biraz önde. Samsun orada yaralı biri var. Centilmenliği bir kenara bıraktık. Fair play falan yok dedik. Abdallah Sima ile gidiyoruz. Marius hala <laughs> bayıldı orada. bulunan adam belki işte bize yakışan hareketleri yaptık ama o Takımın kazanmaya ihtiyacı var. Şimdi Samsung son bir top kullanacak ilk yarıda. Levent Emre'ye bıraktı. Emre'den çok tehlikeli bir orta. Genç oyuncularımız buraya da vurdurdu. Bu kadar vurdurmamak lazım. Şimdi Manay ve Sima ikilisi açıkçası hayal kırıklığı. Demirege de öyle. Biraz papazlardan oyunu almamız lazım. Mesela Manay Vegors yer değiştirse şöyle. Kartalı buraya Modric'i buraya alıp buraya da Hames Rodriguez alsak. Bir iki al ver yapsa bir şey yapsa çözmez mi oyunu? Ay Necip'i değiştirelim. Necip sağdan ilerlesin. Şimdilik oyun mantığında değil de oyuncu değişiklikleriyle gidiyoruz. Başarabilirsiniz çocuklar dedik. Şimdi Emre. Bir duran top kullanıyorlar. Vegors karşıladı. Çok boş kaldı. Tuna Han ve gol geldi Yunus Emre ile. Hemen artık oyun mantalitesinde de değişikliğe gitmemiz lazım. Bekleri geriye çekiyoruz. Solda kim oynayabiliyor? Aytu mu? Ya da Emrecan Terzi. Mustafa ile değiştirdik. Böyle yapacağız. Bu dörtlü buradayken. Mayı buraya aldık. Ve Gorz forvet kalsın. Sol tarafa Mustafa Hekimoğlu'nu aldık. Beşinci vitese geçmemiz lazım. Daha çok çabalayın dedik. Emrecan'dan bir hata. Genç oyuncularımız, aha penaltı verdi. Çok enteresan, çok enteresan, şaşırtıcı. Hadi ersin, kurtar bunu maçı çevirelim. Daha e, top gelmeden atladım. Olivier çam durumu 2-0'a getirdi. Bizim için boş bir süreç değil şu anda. Böyle son bir hamle daha yapalım. İki oyuncumuzu buraya çıkartıp üçlü forvete dönelim. Şimdi Can Terzi ile başladık. Vegors. Mustafa döndürmüyorlar. Çok hareketli Samsun savunması ve kötü bir top. Yani hücum hattında üç oyuncumuz var ama üçüne de isabet etmeyecek şekilde top kullanıyoruz. Kartal Kayra bir de atıldın mı? Tüm olumsuzlukları yaşadığımız bir maç gezden bir kötü pas daha. Yani daha ne kadar kötü oynayabilir bir oyuncu. Tersine bak. Adam önünde avut atladı ya. Komple avut atladı. Sağ dışına çıktı yani. Yeter ki bu maçı kaybedelim diye. 20 şut yediğimiz, hiç varlık gösteremediğimiz bir süreç oldu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bunların hepsi uyum ve alışma süreci. Bunlar bize galibiyeti getirecek mağlubiyetler bunlar. Unutmayın. Beşiktaş Dinamo maçına çıkacağız. Warhol, Ozan, Modric ile başlıyoruz. Evet biz hazırız. Evet Zagreb'i konuk ediyoruz. Avantajlı skorla geldik. Yine iyi bir maç çıkartıp halletmek istiyoruz. Warhol'dan Mustafa'ya. Yine Modric harika bir top attı TS. Son anda kurtardılar. Zaten bir gol daha bulursak kapatırız maçı. Çok da yorulmayacak bir tempoya geçeriz. Modric artık yaşlandığı için top kontrolünü yapamadı. Rozier. Vegors. Üst var. Bak ne kadar basit giriyoruz pozisyona. Ama çok kolay harcıyoruz. Sonra bir iki tane fişekleyince rakip tutuşuyoruz. Yani bu gol yollarında ıskalamamamız lazım. Bunları antrenmanla çözmeye çalışacağız. Şimdi Bokay ortaladı Spikic. İşte bak bundan bahsediyorum. Ne kadar kolay bir gol yedik. Ersin'e bak. Al sana egzentrikli kaleci. Şimdi Modric. Ozan Kabak. Çok iyi. Bunda bir şey yok hocam. Neyi inceliyorsun? Anlamadım ben. Tertemiz gol. Şimdi Reyman Ay, Çok sever duran topları. Mustafa, Reyman Ay. Yine Mustafa. Mustafa Hekimoğlu. Hekimoğlu, Mustafa Bey. Hatırladınız mı o şarkıyı? Fernandez'i bir değişikliğe gidebiliriz. Kartal Kayra ile değiştirelim. Vegors'u Onur'la değiştirelim. Şöyle yapacağız. Onur'u buraya koyup bu ikili orada kalabilir. Boka ile uzun bir taç kullandılar. Karşıladık. Spik yine. Ne spik içmiş arkadaş. Spik içi üç 3 tane stoperimiz tutamıyor ya. Hani gözünü sevdiğimin spik içi. Sen nerenin nesisin ya. Ne spik iç. Bir salmadı yani. 3 tane stoperimiz bir tane spik içi tutamazsa biz nasıl Avrupa'da yürüyeceğiz? Hayret bir şey. Bu kadar. Bu kadar yani ya. Ne uğraştırıyorsunuz bizi? Haydi çocuklar haydi şu maçı rahat kazanalım dedik ama yine zorladınız bizi. Var mı değişiklik hakkı? 4. Hemen Kaptan Modric'i çıkartalım. Onu da nereye koyalım? Öyle yapabiliriz. Rayman tek forvet kalır. Burayı beşleriz. Orta sağ ikili. Uzanı şuraya atarız. Gizli forvet o şey gizli forvet diyorum. Gizli libero. Mustafa müthiş bir gol dağıtıyor. Hekimoğlu. 4-2'ye geldi skor. Sadece çok küçük birkaç bölümde şans verdik Dinamo'ya. Orada da iki tane gol buldular. Ama oyunu domine etmesini bildik. Evet Avrupa fikstürü çekildi. Elemeyi geçtikten sonra oynayacağımız maçlar Maribor, Valencia, Rangers, Udagorets, Kiev, Bohemans, PSV ve Zvezda. Kızıl Yıldız. Ya burada bence PSV hariç bize bir de Valencia bu ikili hariç bize kafa tutabilecek bir takım yok. Biz burayı haraslarız. Kim var? Oha Chelsea'nin ne işi var burada? Aha Galatasaray da burada. Valencia var. Çok da ekstrem takımlar yok ha. Bak burada en babası. En babası Chelsea. Şöyle bakabilir miyiz mesela? Genel bakış. Evet sıralama yapıldığında en tepedekileri görüyoruz. Chelsea en babası. Chelsea, Porto, Atalanta, Lazio, PSV, Rangers. Şu 6 takım. Biz giderken arada birileri birilerini elerse biz buradan kafaya oynarız. Takım biraz daha oturacak. Eksikleri artıları göreceğiz. Halledeceğiz. Zaten şimdi şu süreçte bakalım. İlk maç Maribor'la sonra Valencia Rangers Ludogorets. İlk maça hazırlıklarına bakalım siz dinleneceksiniz. Dima sakat, Semih sakat. Semih de bir iyileşemedi arkadaş ya. Burada var mı başka rotasyona sokmak istediğimiz? Şöyle Genjo'ları koyalım. Paytuğu koyalım. Tamam diğerleri sakat zaten. Böyle çıkabilirler mi? Tamam sonucu göster diyelim. Son sıralardaki Eyüp Spor'la oynamanın çok manası yok bence. 2-0 TS ve golcü iş başında. Galatasaray, Rize, Samsun 3'te 3 yapanlar. 3 tak yabancı sıkıntımız var. Ya kaleciyi çıkartacağız ya da Sima mesela çok sakatlanıyor ve çok verim alamadık Sima'dan. 24 yaşındaki oyuncu. Acaba onu çıkarsak mı? Hücum hattını kurtarır mıyız? Bir tane yabancı bakarsak ya da kaleci ne kadar yok? Kaleci 12 gün. Gözlemciliğe bakacak olursak artı verilen Jeremy var. Sol tarafa Luca dela Torre var. 6.4 milyon ve 27 yaşında. Ne yapmış ki bu adam bu kadar övmüşsünüz. 6.60 ile geçirmiş kariyerini. Çirkin var. Deniz Çirkin. Amin Harit var. Bir tık tuzlu. Peki biz transfer futbol direktörüne bir hocam bize sol kanat bulur musun desek? Pras dedi Pras. Bu adam çok övülüyordu ama kötü başlamış. O da motivasyon kaynağı olabilir mi? Motivasyondan dolayı. Temsilciyle bir sorsak 10 milyon. Bizden o kadar çıkar mı? 14 var. Yani pırası alabiliriz buraya. Hem sol bek olarak hem sol kanat olarak sıkıştığımızda orta sağ olarak kullanabiliriz. Gözlemle diyelim. Şuraya transfer desek kimler satılık? Filip Coutinho satılıkmış. Marcos Alonso, Spinazzola. Biz bu adamı çalıştırabilir miyiz? 6-67 ile oynamış. Çok yönlü biri var. Filip Kostic var. Salem Aldavsari'ye ne dersiniz? Sözleşme imzalattırsak ilk 11 oyuncusu diyor. Forvet oynamak istiyormuş. Rotasyon oyuncusuna olmaz mı? 244 bine talibim diyor. E güzel. Alalım. Şurada da oynatırız. Eğer ki beğenmezsek kadro dışı bırakırız yani. Cebimizden 200 bin çıkmış olacak. Bu arada ben Aldavsari'yi beğenirim. Aldavsari'ye imza attırıyoruz. Hemen lisans kaydı yapalım. Bence Sima'yı çıkartabiliriz. 650'nin ötesine geçmiyor. Seçimi onayladık. Mecan da sakatlandı. Davsar'ın profili de bu arada yabana atılacak bir profil değil arkadaşlar. Luka Modric milli maça çağrılmış. 4 dakika oynatmışlar. Ayıp be kardeşim. Koskoca Modric'e 4 dakika mı veriyorsun? Evet milli maçlar. Mustafa Hekimoğlu 4 gol atmış. Biz bu Hekimoğlu'ndan yürürüz ya. Banko ilk 11'e oynatmamız lazım onu. Eneriyorlar. Bunlara bakmaya gerek yok ya. Bir sürü oyuncu var. Biz alacağımızı aldık. Bir tane pişmanlık duyduğumuz transfer vardı. Onu da çıkardık hemen. Eksik olan sol tarafa takviye yaptık. Ha belki diyebilirsiniz ya hocam tamam Davsari'yi aldık ama o ön taraf için oynuyor. Bek olarak ihtiyaç duyarsak. İşte defansa çekersek o zaman da stoperlerden biri sol standart stoper veya sol işte öne çıkmayan bir bek olarak oynayabilir. Davsari'yi Avrupa maçında oynatamayacağımız için buraya koyabiliriz. Davsari peki burada ne oynuyor? Kanat oyun kurucu, ters ayaklı kanat. Peki seni ters ayaklı kanat dersek içe kat edeceksin. Kanat oyun kurucu, sonra Guga, Bugayı burada değiştirelim. Gerçi Modric'i dinlendirmemiz lazım. Kartal Kayra diyelim. Fernandes Guga değişikliği. Onur burada olabilir. Rodriguez Enes Cinevre iyileşmiş. Onu kullanalım. Ona yerine mutlaka oynatmamız gereken ama Mustafa yorgun. Burası böyle kalabilir. Defanstan değişiklik yapalım mı? Ortaya Emrecan Terzi 6.40, Aytu 6.50 maçı simüle edebiliriz Kocaeli maçını. Davsariye kaç vereceğiz? Davsariye şöyle bir 99'u yapıştıralım. Bu adamı çok yerde kullanacağız çünkü. Bakalım Kocaeli deplasmanından çıkabilecek miyiz? Sonra Maribor maçını oynarız. Çıkamadık. 28'de Google atılırsa çıkamayız arkadaşlar. Buradaki cezaya itiraz ettik. Dik başlı olalım. Federasyona taviz vermeyelim. Transfer dönem bitiyor ama biz katılmak istemiyoruz. Dorukan söylentisi varmış. Bu arada Dorukan'ı aslında gerçi o bölgede oyuncularımız var ya. ihtiyaç var mı? Gerekirse devre arası düşünürüz. Poyarta'yı kiralık önermişler. Gerek yok. Reddettik. Evet iç sağdayız. Hızlı seçim dedik. Davsari olmadığı için burada tabii ki çalışkan kanat. Hatta burada kanat oyuncusu hücum diye Onur böyle kalabilir. Buradan da geniş alana çıksın. Hücuma çıksın. Mevkiyi karıştırmayalım. Burada değiştireceğimiz bir şey yok. Semih sonunda kadroya döndü ama Hekimoğlu ile başlamak daha mantıklı sanki. Guga ile başlayalım. Fernandez burada oynasın. Burası tamam. Eski Hellaç, Terzi. Enes Cinemre'yi de alalım. Vutsov'u çıkartalım. Bu sefer Ersin'e güveniyoruz. Takımı bildir dedik. Sakatlanmaz herhalde. Sürekli kaleci sakatlanır mı? Simonzalı, yani Maribor bize kulak arkası yapacağımız bir takım. Şu kadroya bak. Bu kadro değil de ben mi kazanacağım? Başarabilirsiniz çocuklar. Haydi. Haydi bir güven tazeleyelim taraftarımızdan. Yok beraberlikti, şuydu, buydu bir endişeleri ortadan kaldıralım. Ivanoviç ile başlıyorlar. Hemen baskı götürdük. Bak paslaşmaları görüyor musun? Ama sonu gol olmadı topun başında duran topu kullandık. Haydi Mustafa. Mızdavadan pas. Jetson kaptırdı. Kabak Bey. Bulga'dan Onur'a. Islıklanıyor zaman zaman Onur ama. Vorel. Stoperlerimiz de katıldı. Bak işte. Sizin istediğiniz Beşiktaş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi ceza sahası ve çevresinde. Hadi bunu da sayarsak 7. Bir tane burada var 8. Son adam var 9. Bu aşağıda da insan olması lazım. Bu kadar baskın ve rakibi hapsettiğimiz bir ile oynuyoruz. Ha tabii ki açık veriyoruz, gol yiyoruz. E onlar da olsun kardeşim. <laughs> 9 kişi rakip ceza sahasına girip de e, gol değemezsek zaten biz hani Beşiktaş oradan silelim. Real Madrid Cimnastik Kulübü yazalım yani. Unutmayın. 20 milyon bonservis parası harcayarak yaptık. Sadece Musrati'ye 13 milyon verildi. Nereden nereye? Guga bizi üzdü. Guga yerine hemen bir Modric çakıyoruz. TS'in rolünü tekrar çalışkan kanat oyuncusu desteğe çekelim bakalım. Şimdi Semih Kılıçsoy zamanı değil mi? Şimdi değilse ne zaman? İkinci yarıya başlat. Süpersiniz. Modric yaptım uzunu. Ama Ivanoviç kurtarıyor. Modric bir muz daha. Bunu da kurtardılar mı? Yok biz dışarı attık. Bu Begic'i de sakat sakat oynatıyor. insan oyuncusunu bir çıkartır ya. Bak İsmail hocamdan hiç mi feyiz almadın adam? Maçı kaybedelim ama Fred'i kaybetmeyelim diye oyundan çıkartıyor. Sen bacağı kopmuş adamı oynatıyorsun. Bak golü attık. TS yine pozisyonun başlatıcısı Mustafa. ince bir pas gelecek şimdi. Rodriguez böyle şeyleri kaçırmaz. Boşuna zihinseli kuvvetli adam değil. Bir orta daha. Bu arada şunu fark ediyor musunuz? Bize izlettiği her hücum duran topunda mutlaka kafayı biz vuruyoruz. Tabii ki kafa isabet oranımız az ama yani bu duran topları kazanıp kafayı vurmak da bence Ozan Meguayr ve Worrell'ın e, Olmasından kaynaklı Ve Penaltı Penaltıyı hemen kime kullandıralım Şöyle penaltılara geldik Mana yedek TS olabilir Rodriguez Modric Baba penaltıyı kullansın Takımın artık kırkına hemen dayamış konuşamadım ama o bir Modric O bir Üstat bu sezon birinci golünü atıyor. Futbolu bırak dediler ama o bir sene bizimle birlikte Beşiktaş'ı yüksekten uçurmak için geliyor. İki değişiklik daha patlatalım. Onur da bu arada bak bu rolde iyi oynuyor. Bilmiyorum farkında mısınız? Rozier'den daha tempolu, daha verimli. Fernandez yorgun. Şöyle bir şey yapalım mı? Üçlü forvete dönelim. Tamam mı? Burası 3-4-3'e kalsın. Oyun içerisinde de farklı şeyler yapmak sanki güzel oluyor ya böyle maçlarda. Şöyle getirdik Modric'i. Buradan Mustafa yaratıcı forvet olabilir. Reymanar pivot destek olabilir. Bu şekilde hücum aksiyonlarımıza devam edelim. Modric morali de yerinde. Ames Rodriguez yine topu aldı. Fişekler mi dışarıya? Defans'tan çıkıyoruz. Tabi orta sağ bu dizilimde boş kaldığı için hemen şöyle bir reaksiyon alacağız. Talimatlara geldik. Kısa pasta çıkmıyoruz. Kaçanları görüyoruz. Buradan havadan orta ve daha fazla orta. Yaratıcı oluyoruz. Topu direkt uzun gönderiyoruz. Burada da ayakla uzun gönderiyoruz. Yani hiçbir şekilde defans'ta ve orta sağda falan filan yapmıyoruz. Aldığımız topu ileri gönderelim İlerideki dörtlü O topu kapsın Vorulu geçen bir top direkt kurtardı Şimdi TS'le Bir gol daha arıyoruz Mustafa Hekimoğlu Bu arada ben bu Hekimoğlu'nu çok beğendim ya Ciddi ciddi gelişiyor oynuyor çok performanslı Güzel T.S. Modric bir orta daha Reyman ay Sivas'ın göz bebeği Beşiktaş'ta da golünü atıyor. Sanırım kartalları yüksekten uçurduğumuzu ispat edecek derecede tempolu, hücumlu, bol baskılı rakip sahaya yığdığımız bir süreç. Savunma arkasındaki Worl'un çirkin müdahalesi bize golü yediriyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu kadar da kusursuz oynasa dediğim gibi Real Madrid'e gider. Kaptan Vorel. ısı haritasında gayet bu, bu köşedeki kim? Bu köşede kim vardı? Sürekli korner mi kullandık biz? Şu istatistiklere bakalım. 7 korner kullanmışız. Buraya resmen öbek olmuş burada. Onun haricinde birer tane direkten dönen mutlak gol pozisyonları var. Sabitli pas oranımız biraz düşük. şarıl topa müdahale 16'da 10. Orada da bir düşüklük var. Çok hava topu kazanmışız. Güzel insanlar ve insan olmaya çalışanlar Türkiye Kupası, UEFA Kupası ve Türkiye Süper Lig Kupasını hedefliyoruz. Bu süreçte fikstüre baktığımızda lige başladığımızdan beri bir yenilgi aldık. O da rotasyon falan, oyun azizliği diyelim. Onun haricinde 4-5-2-3 falan 2'den aşağı 5 Aralığında bir gol atıyoruz. Gol oranımız da yüksek. Bir sonraki bölümde Valencia, Rangers, Ludogorets, Derbiler. Buraların hepsini oynadığımız kocaman bir bölüm olur. Umarım sizin için de keyifli başlamıştır. Transferleri, taktikleri, oyun içi hamleleri beğeniyorsunuzdur. Ve fm 24ü yavaş yavaş tükettik. Hem oynamak hem de kariyer izlemek. Hadi izleyeyim hevesi herkeste yok. Umarım bundan sonrasında hem Beşiktaş'ta hem de diğer kariyerlerimizde bunu sağlarız. Desteğiniz için, katıldığınız için teşekkürler. Hala yeni kariyer fikirlerinizi belirtebilir. Beşiktaş hakkında da yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Abone olmayan varsa zaten bu saatten sonra inşallah küme düşer yönettiği takımda. <laughs> Hoşçakalın dostlar.